Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puding dolgulu kakaolu kek tarifim var. Pasta görünümlü bir kek oldu. Hafta sonu çocuklarımla birlikte puding dolgulu keki yaptım. Biz gerçekten bu tarife bayıldık. Harika oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Puding dolgulu kakaolu kek için gerekli malzemeler: kekimiz için 4 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1,5 paket kabartma tozu, 1 paket kakao, 2,5 su bardağı un, puding için 1 paket vanilyalı puding, 1,5 su bardağı süt ve üzeri için 1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı soğuk süt. Sütümüzün soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Önceden buzdolabına koymuş olalım. Karıştırma kabına oda ısısında beklemiş yumurtalarımızı alıp üzerine şeker ve vanilya ekleyelim. Şekerimiz eriyinceye kadar çırpalım. Köpük köpük bir kıvam olacak arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı ılık süt dökelim. Keklerde sütümü ılık kullanıyorum. Kekimin daha güzel kabarmasını sağlıyor. Sıvı yağ ekleyelim. Ve 1,5 paket kabartma tozu ekleyelim. 1,5 paket çok gelmedi arkadaşlar. Endişelenmeyin. Kekimi gerçekten güzel kabarttı. Evet, 1 paket de kakao ekleyelim. Kakaom 25 gramlık. Un, kakao eklerken arkadaşlar mikserimizi düşürelim, devrini düşürelim ki ortalığa sıçratmayalım. Evet, elenmiş unumuzdan kaşık kaşık döküp diğer taraftan da çırpıyoruz. Kekimizin güzel olması için çok iyi çırpmamız gerekiyor. Evet, sıvı yağla yağlamış olduğum kalıbıma kekimi döküyorum. Tepsimizi tezgaha birkaç sefer vurup hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Şimdi krem şantimizi hazırlayalım. 1 çay bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şantiyi çırpıyoruz. Sütümüz soğuk olunca çok güzel sert bir kıvam alıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Buzdolabına kaldıralım. Tencereye 1 paket vanilyalı puding ekleyip üzerine 3,5 su bardağı azar azar dökelim. Bir taraftan karıştıralım. Pudingimizi pişirelim. Kekimizin piştiğini arkadaşlar, her zaman için bu geçerli, bir kürdan testi yapalım. Kürdanımız temiz çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Evet, dolgulu kek dedik. Dolgusunu bu boşluklara, açmış olduğumuz deliklere pudingi dökeceğiz arkadaşlar. Bu aparatımızda şimdi delik açıyoruz. İstediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. Şimdi üzerine pudingimizi döküp güzelce düzeltelim. Düzeltirken arkadaşlar bu gözeneklere girmesini sağlayalım spatulamızda. Biraz bu aşamada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü boşluklara puding dolarsa çok daha lezzetli ve güzel olur. Evet, güzelce sürdükten sonra buzdolabına kaldırıp 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz. Çünkü iyi dinlenmesi gerekiyor ki üzerine krem şanti sürülecek. Parça keklerimizi ufalıyoruz üzerine serpmek için. Kekimiz dinlendi. Pudingimiz gayet güzel bir kıvamda oldu. Şimdi üzerine krem şantimizi sürüyoruz. Herkes sorar arkadaşlar, krem şanti kıvamın çok güzel oluyor. Birincisi, ben sütümü her zaman için soğuk kullanırım. Hatta bayağı soğuk, buzlukta tutarım. Ve bir paketi 1 çay bardağı sütle çırparım. Bu da krem şantimin çok güzel kıvamda olmasını sağlar. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, krem şantimi sürdüm, düzelttim. Şimdi pasta tarağıyla şekil veriyorum. Pasta tarağınız yoksa çatalla da şekil verebilirsiniz, çizebilirsiniz. Üzerine ufalamış olduğum kek kırıntılarını serpiyorum, her tarafına gelecek şekilde.
buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra şimdi pastamı dilimleyip süslüyorum arkadaşlar. Bugün dolgulu kekimi çocuklarımla birlikte yaptım. 3 tane çocuğum var. Her biri bana ayrı destek oldu. Onların da çok hoşuna gidiyor video hazırlarken yardımcı olmak. Bugün hep birlikte yaptık. Bilmiyorum ondan mı acaba çok lezzetli olması. Biz ailecek dolgulu keki çok çok beğendik arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çilek mevsimi gelmişken üzerinde dilimlenmiş çileklerle süsledim. Dolgulu kekimiz muhteşem oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Dolgusunu istediğiniz pudingle yapabilirsiniz. Muzlu, çikolatalı tamamen arzunuza kalmış. Yeni tariflerim için arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenip kekimi beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.